La ilahe illallah üzere yaşarsa ve la ilahe illallah üzere ölürse gideceği yer neresi abi? Cennet. Cennet. Şimdi cennetten bahsedeceğiz inşallah. Cehennemden çıkan en son Müslümana kaç bir dünya büyüklüğüne cennet verecek? 10. 10 bu dünya. Sağlam Müslümana 60. 60. Şimdi 10 bu dünya büyüklüğüne cennet. Kafalar alır mı bunu? Almaz. Bu dünyanın 4'te 3'ü su, kalan 4'te 1'inin 4'te 3'ü orman ve çöl, kalan 4'te 1'i yaşanılan yer. Hesaplayın. Matematik kuvvetli olan varsa hesaplasın. Ve bu dünya 510 milyon kilometre kare. Bakın. Bu dünya sadece. Ve 10 bu dünya ne kadar? 5 milyar 100 milyon kilometre kare. 60 bu dünya ne kadar? 30 milyar 600 milyon kilometre kare. Ya arkadaş, bugün adam diyor ki akşam olsa da o koltuğuma yatsam diyor. Ne kadar ya? Şu kadar bir koltuk. Adam o koltuktan haz alıyor bak. Keyfe bak. Ve sağlamsan 60 bu dünya, 10 kilometresini zaten bizim kafalar almaz. Biz zaten bugün Tokyo'dan 100 metre kareye bağlayacağım diye adam kendini perişan ediyor ya. La ilahe illallah üzere yaşa zaten. La ilahe illallah de. Öl. Sana zaten Toki sensin orada kardeş. İstediğin kadar bina yap yani. Al yerleştir. Anladın mı? Hurileri dolu içi. Ya o kadar da detaya girmek istemiyorum yani. Cennet 100 derecedir. 1 derece, 1 derece arası, her derece arası yerle gök arası kadardır. Yerle gök arası 500 senelik mesafe kadardır. 500 sene. Yani hangi mesafede? Allah'ın ilmiyle 500 sene. Bizim anlamayacağımız, bu işler bizim anlamayacağımız kavramlar. Bir kimseden bir tane Subhanallah fazla derse ondan bir derece yüksek olacak. Böyle ağzın açık bakacaksın. Bol bol zikir, bol bol zikir, bol bol salavat. Unutmayın. Kafanıza yazın bunları. Cennet ile alakalı anlatılan hadisler, ayetlerin tamamı cennetin sadece %3'ü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, kutsi hadiste geçer. Allah Celle Celle diyor ki, hiçbir gözün görmedi, hiçbir kulağın işitmedi, hiçbir kalbe gelmeyecek, bak kalpten bile geçmeyecek nimetler hazırladım diyor ben kullarıma. Cennet için çalışın. Ama sırf cennete gitmek için değil. Allah Celle Celle diyor ki, cennete girmek için ibadet edenden, cehennemden korktuğu için ibadet edenden daha zalim kimse yoktur. Biz Allah'ı razı etmek için ibadet edeceğiz. Bu kadar. 2, 2 daha 4. Şimdi cennette erkekler 33 yaşında, hanımlar 18 yaşında olacak. Erkekler 36 metre olacak. Bunları kafaya yazın. 500 milyarlık soru bunlar ha. Kim bilir üstlerde çıkmaz bunlar ama. Ama aç kabirde sorarlar inşallah. Erkekler sakal bırakın. Hanım müsaade etmeyenler. Sakal bırakmasına izin verin kocanızın. Niye? Cennette sakal yok. Cennette tüy yok. Öpersin cennette kocanı. Niye söylüyorum? Arkadaş adama sakal bırakıyorum. Diyor ki hanım kızıyor diyor. La ilahe illallah ya. Yani kusura bakmayın bunu da söyleyeceğim. Diyor ki hanım diyor ben senin öpmek için yanağını bulamıyorum diyor. Burandan öpüyorum. La ilahe illallah ya. Arkadaş sabret ya. La 50 sene 60 sene ya. Sabır arkadaş sabır ya. Cennette öpersin arkadaş. Bunları konuşacağız. Bunlar konuşulmuyor. Tamam mı? Adamın ondan sonra sinek buradan aşağı kayıyor. Sinek kaymasın. Cennette sakal yok. Cennette herkes... He. Üç mezhebe göre kesinlikle haram. Şafii mezhebine göre tahrimen mekruh. Yani harama yakın mekruh. Kesmek. Kesmek. Jilet vurmak haram. Bir daha söylüyorum. Jilet vurmak haram. Çoğu herkes Hanefi zaten ülkemizde. Haram abicim. Her gün günah giriyorsun. Tamam kebai günah değil ama... Küçük günahta ısrar edersen o sana büyük günah olarak yazılır. Konumuz dağılmasın. O zararlı. Onunla yana sıkıntı yok. Şimdi her gün bakın buraları iyi dinleyin. Cennetin güzelliğini iyi anlayın. Bir insan her gün güzelleşecek. Her gün ziyadeleşecek. Her gün güçlenecek. Erkekler 100 insan günde. 100 insan. Saraylar. Bir tuğlası gümüşten. Bir tuğlası altından. Bazı saraylar var zümrütten. Dışarıdan bakınca. İçerideki bütün odalar görünüyor. Ama sadece sen görüyorsun. Sen, hanım ve hurilerin. Başkası görmüyor. Çünkü herkesin cenneti ayrı. Tabii orada ziyaretler olacak. Oralara geleceğiz Allah'ın izniyle. Burayı da değineyim. Sünnet üzere hanımıyla bir Müslüman sünnet üzere birleşirse Allah Celle Celal ona cennette bir köşk veriyor. Sahabeler dedi ki ya Resulallah hem dedi nefsimizi tatmin edeceğiz hem şehvetleneceğiz hem de Allah Celle Celal bize cennette köşk mü verecek? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki sen dedi o suyunu harama akıtsaydın cehennem azabı çekecek miydin? Evet. Çekecektin. Sen o suyunu helale akıttın. Allah Celle Celle sen hanımınla birleşmenden dolayı sana cennette köşk verdi. Bu kadar basit. Bunlar konuşulacak. Faziletler bilinecek. Bilin ona göre amel edin inşallah. Devam ediyoruz. Şimdi herkesin salyasının aktığı konu. Huriler. Huri kadar eşler hariç.
Herkesin eşi var. Huriler kadar dünyada görüp görebileceğin böyle bir güzellik yok. İri gözlü, billur sözlü, beyaz tenli. Tamam mı? Bir huri, Allah Celle Celle bir huri dünyaya gönderse, dünyadaki bütün erkekler onunla evlenmek için birbirini öldürür. Bir huri dünyaya tükürse, bakın dünya denizlerine tükürse, dünyadaki bütün sular şerbet olur, tadından içilmez. Bir huri başındaki yaşma sallasa dünya üzerinde, onun kokusundan herkes keyiften bayılır. Bir huri bileziğiyle şöyle dünyaya sarkırsa, güneş söner, ay söner, yıldızlar söner. Ve bunlar bizim eşlerimiz olacaklar. Her hurinin üstünde 70 kat elbise. 70'inin de rengi ayrı ama teni gözükecek. Nasıl gözükecek? Sinek kanadı gibi düşün. İnce. Ama 70 kat. Gerçek işlerim ne olacak hocam bu Oraya geleceğiz. Sen orayı bekliyorsun herhalde. Yenge evde seni bekliyor. Ya yengeler kızıyor. Ben cennet anlatınca ben hanımdan da fırçayım ama yapacak bir şey yok. Oraya geleceğiz. Merak etmeyin. Şimdi. Konuyu dağılmayayım ben şimdi. İşin içine hanımlar girince. Huriler şey, başta bir şey. Aynen. Huriler. Bir birleşme. Bunları söyleyeceğiz. Bir birleşme 1000 sene sürecek. Bir birleşme 1000 sene. Hanımınla hurinle bir birleşme 1000 sene. Ve her birleşmeden sonra tekrardan bakire olacaklar. Ve hani bak dedim ya, bugün şeriatla ayıp olmaz. Bugün yani o şeyinden, o hanımınla birleşmeden aldığın zevk 5 dakika 10 dakika en fazla. 1000 sene kıl diplerine kadar, ya orada anlayacağın sabirle konuşuyorum. Orada tüy yok ama kıl diplerine kadar herkes o hazzı alacak. Bir rivayette diyor ki 70 sene o hazzı alacaksın. 70 sene o haz gitmeyecek. Bunlar var ama ona göre yaşarsan var. Ona dikkat edeceğiz. Şimdi bir şey daha var. En çok salavat getirene en çok huri var. Onu da söyleyeyim. Ve sofralarda o kırıntılar var ya, böyle süpürüp attığımız. Ha böyle al parmağını. Her biri bir huri abi. Hanımın yanında yapma. Ben yapıyorum, dayak yiyorum genelde. Yapmayın abi. Ama çaktırmayın. Böyle parmağını sıyırın hemen. Hanımı mutfağa gönder. Sen de bana bir su getir de. Arada götür. Yapacak bir şey yok. Kesin evde de dayak yiyeceğiz ya, neyse. Ya, bu hakikaten öyle. Ben her sohbetten sonra fırça yiyoruz. Ondan sonra niye? Bak burada fırça yeriz. Ama Allah Celle Celaluhu cennete girmeden önce herkesi, orada bir nehir var. O nehre sokacak. Sinir, kıskançlık, haset, fesat hepsi alınacak. Burada istedikleri kadar kıskansınlar. İstedikleri kadar sahip sövsünler. Orada öyle bir şey yok. Tamam mı? Orada sıkıntı yok. Orada zaten yani binlerce huri olacak. Orada huri olacak binlerce. Orada kıskançlık yok ama. Orada sıkıntı. Allah Celle Celaluhu her şeyi orada kurdu. Hazır bekliyor Allah'ın izniyle. Her şey orada. İnşallah orada problem olmayacak. Şimdi açlık yok, susuzluk yok. Her şey keyiften, zevkten, acıktığın için bir şey yemeyeceksin. Bak acıkmak yok. O ne demek? Aziyet. İnsan acıkınca da perişan oluyor ya. Bu ne demek? Aziyet bu. Cennet aziyet yok. Keyiften ya. Diyor bak bir kuş uçacak. Aklından geçirecek. Acaba şu kuşun eti lezzetli midir? Düşündüğü anda pişmiş olarak önüne gelecek. Sen onu yiyeceksin. Sen yedikten sonra tekrardan toparlanacak. Kuş olup uçacak. Ve diyecek ki benim sesim mi güzel, tadım mı? Bak muhabbetler acayip ya. Cennette bir rüzgar esecek. Dallar böyle ağacın yaprakları sallanacak, hepsinden zikir sesleri gelecek. Adam bir tanesi diyor ki şarkı yok mu cennette? Allah akıl fikir versin ya. Vallahi billahi şarkıyla aklı bozmuş millet ya. Vallahi billahi ya. Şarkı da şarkı. Arkadaş zikir ya. Oraya da geleceğiz. Var. Orada da var ama başka bir şey var yani. Orada hoşumuza gidecek var. Şimdi ne hayal ediyorsan arkadaş. Ne hayal. Bak şimdi en son geçen bir Muhammed İslamoğlu hocamızın sohbetini dinledim. Çok faydalı. Her pazar günü de Küba Mescidi'nde sohbetimiz var. İnşallah katılın. Arada ekleyelim. Dedi ki sen dedi köşkünde, sarayında her neyse yatağında uzanmışsın. Böyle kebap. Dedi canım bir şey mi istedi? Mesela kapının önünde meyve ağaçları duruyor dedi. Aklına mı istedi? Ağaç eğilecek. Meyve ağzının önüne kadar gelecek. Meyve ağaç eğilecek. Ağzının önüne kadar gelecek. Isıracaksın. Bak geri çekecek. Canım bir şey mi çekti? Nehir. Bak nehir. Pencereden içeri gelecek. Bak pencereden nehir. Allah Celle Celaluhu yapacak. Bunlar olacak. Nehir gelecek önüne, sen oradan içeceksin, sonra nehir çekilecek. Sınır yok. Bakın bunlar sadece %3 ama ha. Bak sabaha kadar hayal kurun. Yok işte Ferrari alacağım, işte otoban isteyeceğim, uçacağım, yarış yapacağım, rally yapacağım, her neyse. Sabaha kadar dile %3. Kafayı yapmayın. Zorlamayın, gerek yok. Siz buraya girmek için çalışın. Namaz kılın, sohbet meclisine gelin, Kur'an okuyun. Bu kadar ya. Bu kadar arkadaş, zorlamanın alemi yok. Devam ediyoruz. Daha başlamadık bile ya. Vallahi bak daha başlamadık bile. Bir sabah kahvaltısı 70 sene. Bak bir sabah kahvaltısı. Adam bugün Van serpme kahvaltısına gidiyor. Masa böyle dolu, adamın ağzı aklı bak. Bir sabah kahvaltısı 70 sene.
70 bin tabak, 70 bin çeşit, birinci tabaktan aldığın lezzeti sonuncusunu da alacaksın. Bugün 3-5 tane mideye girince mide pert. Hadi bir soda getir, hadi bir şey getir, bir şey getir, miden lan çöp oldu. Orada yok, orada yok, orada yok. Onun keyfi zevki bitmez. Şimdi, tuvalet yok, büyük abdest yok, küçük abdest yok, sümkürme yok, tükürme yok. Yediğin, içtiğin her şey misk, misk kokusu olarak vücudundan çıkacak. Ter olarak çıkacak. Anlamayacaksın da zaten. Yok. Güzellikler bak. Şimdi seviye giderek arttıracağız. Bak. Otobana girdik. Şimdi 120-150 gideceğiz. Final çok güzel Allah'ın izniyle. Şimdi. Her şey var ama dünyada bazı haram olan şeyler var. Mesela bunu söylemekte bir beis görmüyorum. Maalesef, maalesef bazı haram olan şeylerin müptezel olanlar var. Kardeş, kusura bakma, cennette öyle bir şey yok. Helal olan her şey var. Arkadaş yetmiyor mu ya? Adam anlatıyorsun, anlatıyorsun. Haram olan bir şey. Söylemek istemiyorum ama haram olan bir şey bu yok mu diyor. Yani kaşınıyor resmen. Hakikaten kaşınıyor yani. Ya milyarlarca, belki trilyarlarca var helal olan şey. Yok adam illaki haram. Bu şeytandan işte. Böyle şeylere fazla kafa takmayın Allah'ın izniyle. Şimdi daha bak acayip bir şey daha var. İnsan en son diyecek ki Allah'ım bitti. Benden daha bir şey gelmiyor. Tık yok. Her şey var çünkü. Bitti artık. Hani bazı zenginler var ya artık bir şey bulamıyor. Ne yapıyor? Kafasına sıkıyor, intihar ediyor. Adamın bir tanesi o kadar zengin, yaşanmış bir şey bu. Adası var bak, ada. Adam en son ada almış. Adada kendine ait malikanesi var. İçeride karı kız gırla. En son ne yapıyor biliyor musunuz abicim? Boynuna ilmini geçiyor, kendini öldürüyor. Cennette aynısı olacak. İstek bitecek, yok. Devamında ne var? Allah Celle Celle bir melek yaratacak. Melek diyecek ki kulum için bir şeyler iste. Arkadaş faziletler bitmez. O melek senin aklına gelince şeyler istiyor. Mesela sen dedin ki ey Allah bana Ferrari ver. Ferrari'den üstünde var? Bugatti var mesela. Değil mi? Herkes biliyor, hemen gülüyorsunuz. Ey Allah buna Bugatti ver. Sen ne diyeceksin? 4 şeritli otoban üstün. Ey Allah buna 8 şeritli otoban. Misal. Şimdi bir sohbet meclisinde yaşlı bir abimiz vardı. Ama yaşlı da yani söylediği laf 18'lik genç söylemez yani. Dedi ki aynen böyle anlatış şekliyle anlatıyorum. Dedi şarap nehrinde, hareketleriyle aynen anlatıyorum ki anlayın. Şarap nehrinde dedi 150 katlı bir yat. Her katında dedi 150 bin tane huri. Adam bu. Arkadaş hayal et. İstediğin kadar helal olan şeyi hayal et. İstediğin kadar kardeşim, sıkıntı yok. Ama dedik ya orayı için çalışın. Kardeşim cennet için bunlar yaşanacak. Bak cehenneme hiç girmiyorum bile. Bir de bu işin cehennem kısmı var. Yani bir sohbetin sırf yarım saat falan cehennem sohbetimiz var. O da kısa kısa kestik vaktimiz var diye. Şimdi gelelim hekim kardeşimizin merak ettiği konuya. Dünya kadınları. Dünya kadınları hurilerden çok ama çok daha güzel olacaklar. Çok ama çok daha güzel olacaklar. Mesela demin anlattık ya hurilerin güzelliklerini. Onlar dünya kadınlarının yanında anlayacağınız tabirle konuşuyorum. Haşa yani sümaşa çöpçü gibi kalırlar. Öyle değiller de anlamak için diyorum. Anlamanız için. Bu tabir. Dünya kadınları kendi saraylarının, kendi köşklerinin sultanı olacaklar. Güzellikleri güzellik. Mesela burada her hanımın bir şeyi var. AVM, o AVM senin olsun. Bu AVM benim olsun. Oraya gezin. Arkadaş kendine ait AVM'n olur. Bak iste. İste, sıkıntı yok. Ve erkekler dünyadaki en son hanımlarıyla evlenecekler. En son hanımlarıyla evlenecekler. Hazreti Musa Allah Celle Celaluhu Tur Dağı'nda görüştükten sonra biliyorsunuz Allah Celle Celaluhu sadece bir dağ tecelli etti ve o dağ tecelliden parçalandı. Hazreti Musa Allah Celle Celaluhu nurundan bir parça yüzüne, siretine geldi ve Hazreti Musa peçeyle gezmek zorunda kaldı. Hazreti Musa bakan yüzüne bakamıyordu bak nurdan. En son hanımı boşanmak zorunda kaldı. Hazreti Musa dedi ki benden sonra kimseyle evlenme. Benimle cennette evlenmek istiyorsan. Kaynak bu. Hani bazen oluyor böyle arada sivri diller çıkıyor. Kaynağı ne? O ne? Bu ne? Soruyorlar ya. Kaynağı bu. Hazreti Musa. He. İki evlilik mi yaptın? Hanımın öldü mü? Evlen. Bak. Evli ölün. Evli ölün. Hanımlar kızıyor. Hakikaten kızıyor. Benden sonra alırsan iki gözün çıksın. Allah belanı versin. Sayıyor sövüyor. Ama niye? Evli ölün. Sahabinin bir tanesi 90 küsur yaşında yatağında. Diyor ki beni acil evlendirin. Lan biz desek deriz ki ne oluyor? Bir de sahabe. Niye? Ben sünnet üzere ölmek istiyorum. Sünnet üzere ölün. Evlilik ne demek? Sünnet. Tabii şu memlekette maalesef olmuyor. Herkes hanımından korkuyor, evlenemiyor. Ha ne olur? Dediğim gibi. Evlendin mi kardeşim? Oldu da evlendin. Allah'ın şey çok mu seviyordun ilk hanımını? Allah'a dua edersin. Allah Celle Celaluhu sana onu verir. Her şey var. Ama
son hanımlarla evlenecekler. Bunu da arada ekleyelim inşallah. Evet. Cuma günü, her cuma günü. Orada zaman mekan yok. Onu söyleyeyim ama kıyaslamak için diyorum. Her cuma Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam cennet ehlini yemeğe davet edecek. Yemek. Hazreti Ebu Bekir orada. Hazreti Ömer orada. Hazreti Osman orada. Hazreti Ali orada. Bu dünyada hocalarla selfie çektirenler, gidin orada selfie çektirin arkadaş. Al kameranın eline. Var, iste kardeşim, iste ya. iPhone 8 X Plus iste. Ne istiyorsan iste. Hazreti Ebu Bekir'le selfie'ni çek kardeşim. Eve git hanımına göster. Artistik yaparsın. Bak Hazreti Ebu Bekir'le fotoğrafımı alırsın. Arkadaş bunlar olacak şeyler ha. Ben sallamıyorum yani ha. Bakın. Hiçbir beşerin, bakın, akla gelmeyecek, kalpten gelecek, gözlerin görmediği nimetler hazırladın diyor Allah. Bak bunlar hayal edebildiklerimiz. İste. Her şeyi iste kardeşim. Bak ben bunlar aslında basit örnekler. Herkes orada, bütün sahabiler orada ya. Merak ettiğin herkes orada. Efendimiz sofraya çağırmış. Çarşılar olacak. Çarşılar. Sadece ziyaret amaçlı. Alışveriş yok. Orada mesela karşılaştın. Dünyada ilim meclisinde, sohbet meclisinde gördün arkadaşına karşılaştın. Vay dostum, kardeşim, selamünaleyküm, aleyhisselam. Misal ya da eski bir Müslüman gördün orada. Duydun. Fatih Sultan Mehmet'i gördün. Öp, elini ayağına sarıl. Göreceksin oralarda. Kimi görmek istiyorsan ziyaretler var. Mesela gördün, dedeni gördün. Vay dedem, nasılsın, iyi misin? Mesela o sana soracak. Torunum, sen nasıl öldün? İşte kaç tane oğlum var, nasıl çocuğun var, şu nasıl? Konuşulacak. Bunlar olacak şeyler. Ve 100 pazarlar var, 100. Bak buraya dikkatini çekin, 100 pazarı. Gittin abicim, açıyorsun kataloğu. Seçiyorsun. Hah, ben bunu istiyorum Allah'ım. Mesela adam bu dünyada ne yapıyor? Kendini Michael Jackson'a benzetmek için 40 tane ameliyat geçiriyor. Orada yüzüne bakacaksın. Allah'ım ben bunu istiyorum. Hanımlar. Seçeceksin. Hanımın, Allah Celle Celle senin hanımını o yüzde yapacak. Tamam, çok güzel olacaklar ama. Bakın bunlar. Bunlar nedir biliyor musun? Teşviktir bunlar. Güzelliktir bunlar. Her gün yüz güzelleşecek. Nimetler artacak ama. Bunlar da olacak. Olacak bunlar. Hatta yani bir rivayette geçer ki. Yüzün değişik eve gideceksin. Sarayına gideceksin. Evde miyim de alışık eve. Sarayına gideceksin. Hanım kapıyı açacak. Tövbe ağacına. Sen kimsin diyecek. Tanımayacak. Diyecek ki ben kocam, merak etme. Ama yakışıklısın yani. Öyle çirkin bir şey değil yani. Yüz pazardaki yüzünü aldın ya, seçtin. Bunlar sahi şeyler ha. Kafadan atmıyorum yani. Demeyin bu da sallıyor. Haristen gazete öyle demeyin. Bunlar olacak. Şey yapmak istiyorsan, çok meraklıysan ölünce görürsün inşallah cennette. Ve Allah Celle Celaluhu herkesi toplayacak. Belirli günlerde. Bazıları, bakın, öyle mertebeler var ki sadece cennette Allah Celle Celaluhu'nun cemaline bakacak. Mertebe bu. Hani Yunus Emre'nin bir sözü var ya, bana ne köşk gerek ne huri, bana seni gerek seni. Bizde o kıvam yok. Biz cennet, köşk, saray, huri deyince zaten şaftımız kayıyor. Öyle abi. Öyle. Ama öyle Allah dostları var ki sadece ben seni istiyorum Allah'ım diyor. Senin cemaline bakayım. Niye biliyor musunuz? Oraya da geleceğim. Şimdi Allah Celle Celaluhu herkesi toplayacak. Herkes net diyor, her şey erkeği net, her şey ortada yani, tamam mı? Allah Celle Celaluhu diyecek ki size güzel bir ses dinleteyim mi? Herkese ki buyur ya Rab. Hazreti Davud kendi zamanında öyle güzel okumuş ki Zebur'u, havada uçan kuşlar etrafında dönüyormuş, hatta ölenler oluyormuş sesinden. Kuşlar, hayvanlar patır kütür düşüp ölüyormuş. O kadar güzel ses. Hazreti Davud Zebur okuyacak, herkes mest olacak. Allah Celle Celaluhu diyecek ki size bundan daha güzel bir ses dinleteyim mi? Dinlet Allah'ım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yasin Suresi okuyacak. Herkes iyice mayıştıktan sonra Allah Celle Celaluhu diyecek ki daha güzel ses ister misiniz? İsteriz ya Rabbi. Allah Celle Celaluhu sesten, şekilden münezzeh olarak Rahman Suresini okuyacak. Zaten Allah Celle Celaluhu'nun sesini duyduğumuz zaman herkes pert. Ama biz bu kulaklarla duymayacağız. Bizim bütün vücudumuzun tamamı kulak olacak. Her zerremizden girecek. Misal söyleyeyim, sesten münezzeh, şekilden münezzeh Allah. O sesi diyorum, anlayacağımızı da konuyorum. Ses her zerremizden girecek. Öyle yoksa bu kulaklar idrak etmez, patlar, parçalanır, akıl almaz. Tamam mı? Allah Celle Celaluhu. Ondan sonra Cebrail Aleyhisselam diyecek ki Allah Celle Celaluhu'nda 70 tane perde var. Cebrail Aleyhisselam diyecek ki 69 perdeyi kaldır. Cebrail Aleyhisselam 69 perdeyi kaldıracak ve en son perdeyi Allah Celle Celaluhu kendi sahası kaldıracak ve Cemalullah, Allah'ın cemalini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ayın 14'ü gibi, ayın 14'ünde ayın 14'ü derken yani hicri takvime göre ayın 14'ünde dolunay çölde, bunu ben geçen söyledim yine söyleyeyim. İnternetten fotoğrafına bakın. Tabiri caizse kabak gibi böyle. O kadar güzel gözüküyor ki net. Yani dünyanın her yerinden biliyorsunuz bunu. Hani ay tutulması falan oluyor. Herkes görüyor net. Ay böyle kocaman çıkıyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki herkes Allah Celle Celaluhu'nun cemalini öyle görecek. Ve
Herkes zaten bayılacak. Keyiften, zevkten. Ve Allah Celle Celaluhu diyecek ki, bugün ben artık sizden razıyım. Size darılmayacağım. Size hiç kızmayacağım. Cennet ehli bu sözü duyana kadar hep bir şüphedeydi. Ya biz buradan kovulursak, ya Allah Celle Celaluhu bizi cennetten çıkarırsa diye bir şüphedeydi. Bu sözü duyan cennetlikler keyiften, zevkten dört köşe olacak. Ve maalesef aynı sözü duyan cehennemlikler o kadar çok feryat edecek, o kadar çok figan edecek ki, bakın cehenneme girmek istemem ama arada hatırlatmak lazım. Yani neyse hiç girmeyin, boş verin. Şimdi ondan sonra erkekler, sadece erkekler toplanıyor orada. Hanımlar saraylarında. Orada da haremlik selamlık var. Kimse kimsenin hanımını görmüyor. Kimse kimsenin hurusunu görmüyor. Erkekler eve gidecek. Hanım kapısını açacak. Diyecek ki, bey sende bir güzellik var. Yüzüne bir nur gelmiş, bir şey gelmiş. Ne oldu? Diyecek ki, biz Allah'ın cemalini gördük. Hanımlar görmedi mi? Onlar da görecek. O da diyecek ki, biz de bak biz de oturduğumuz yerden biz de gördük. Aynı şekilde siz nasıl gördüyseniz biz de gördük. Hanımlara ayrıcalık yok orada. Sadece haremlik selamlık var. Yani kimse kimsenin hanımını, eşini, meşini görmeyecek. Ve bundan sonra ebedi bir hayat. Ebedi, hiç bitmeyecek. Cennetin sonu var diyen Stalin gibi kızıl kafirdir. Ve ebediyen ben orada sıkılırım diyen adam varsa ara sıra cehenneme gidersin kardeşim, yanarı çıkarsın. Tamam mı? Böyle fikirler şeytan aklınıza vesvese vermesin. Orada canın sıkılmayacak. Orada öyle bir şey yok. Allah alacak zaten onu. Anladın mı? Hani bazen diyorlar ya bazı insanlar, Allah ondan merhamet duygusunu almış. Ya da bazı öyle iyi insanlar var ki Allah ondan diyor kızma duygusunu almış. Allah diyor kızmıyor. Ya adam diyor hiç kızmıyor. Allah sanki bundan o duyuyormuş. Var adam melek gibi. Heh, fıtrat. Allah Celle Celaluhu onu bizden alacak. İnşallah bizden alacak. Biz de cennette Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu bir şekilde ebediyen yaşayacağız. İnşallahun Rahman. Yani bu dünyada 80 metrekare, 100 metrekare daha için ömrümüzü çürütüyoruz arkadaşlar. Allah için çalışalım. Sonsuz bir hayat. Yani her köşkün 70-80 bin tane kapısı var arkadaş. Kapısı sadece. Odalarınızı düşün. Yani ebedi bir hayat için hazırlık yapalım.